izleyenlerimiz Kanal 42'den Çelik Kayalarla Geziyorum programımız ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine bizler bir iftar saatinde sizlerin evlerine, hanelerine konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü programımızda Bozkır'ın en yakın mahallelerinden bir tanesi Sorkun'dayız ve mahalle muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarımız bizi bekliyorlar. Muhtarım nasılsınız? İyiyiz, sağ olun, teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir yer böyle burası. Aman Allah'ım, karşılık ağaçlarımız çok, kavak mıydı, evet, selvi miydi? Kavak, selvi. Kavak ağaçlarımız, evet, selvi. Arkamızda yine şöyle bir evlerimiz, evet, Karadeniz mimarisi gibi muhtarım burası. Aynen, aynen. Ne kadar güzel. Kim der buranın, burası Konya'nın köyü? Bir de Konya düz derler. Böyle işte sulak değil derler. Kim demiş? Daha yok derler. Hepsi var bizde. Hepsi var. Hepsi evet var. Muhtarım, öncelikli olarak biz sizi tanıyabilir miyiz? Sorkun Mahalle Muhtarı Veli Akgül. Evet. Kaç dönemdir muhtarsınız? İkinci dönem. İkinci dönemden İkinci beri dönem. Muhtardasınız. Peki biraz Sorkun'u bize anlatır mısınız? Kaç hanemiz var? Nüfusumuz Sorkun kaç? Aşağı yukarı 300 hane falan. Oo, 850 nüfus var. Hı-hı. 850 nüfusumuz var. Şimdi gittiğimiz evet. köylerde hep diyorlar ki genç nüfus köylerde yavaş yavaş aynen, azalıyor. Aynen öyle. De devamlı göç veriyor, devamlı tükeniyor. Evet. Peki muhtarım, Sorkun'un nesi meşhurdur? Ne ekilir, tahin ne dikilir? Sorkun'un tahin meşhur, patates meşhur. Patates de meşhur. Evet, fasulyemiz var, işte yetiştiriyoruz. Bunlar... Şu an tam patates zamanı mı? Yok, daha zaman değil. Daha zaman Eylül değil, şu an ekildi, dikildi. Yetişmesini bekliyoruz. Evet, o kadar güzel bir havası var ki. Yani şu an böyle saatlerce burada kalıp bu manzaranın karşısına böyle bakabilirim. Gerçekten evet, çok güzel. Tabii bütün köylerimize gittiğimizde bu güzellikleri görüyoruz ama ben burayı bir tık daha mı sevdim bilmiyorum. Güzel yani, çok güzel. Doğru. Şöyle suyu var, ağacı, yeşilliği, her şey. Evet, Bozkır'ın zaten suyu sert, insanı mert derler. Aygır'a giderken görecek manzara daha güzel olacak karşıya yukarı manzara çıkınca. Manzara gittiği de güzelleşecek evet, mi? Daha da güzelleşecek. Evet. Muhtarım yani, burada abilerimiz var. Şöyle ilerleyelim mi? Abi nasılsınız? İyiyiz. Sizi seyrediyoruz. Kanal 42'de geçen Meram'daydınız. Tam sizi seyrettim. Sesinizden tanıdım. Sesten tanıyorlar zaten. Bir görünce önce bir ihtimal vermiyorlar. Sonra bir konuşmaya başlayayım, tanıyorlar sesten. Evet evet. Nasıl geçiyor Ramazan'ın abi? İyi. İsim nedir bu arada? Ali. Evet Ali abi. Bu köyde yaşıyorsun. Evet, bu köydeyim. Emekli. Doğma büyüme burada mısın? Evet. Gençliğin, ömür hep burada evet, geçip gider böyle. Hep buradayım. Neler yapıyorsun Ali abi? Ramazan dışında olsun, Ramazan'da olsun. Ne yapalım? Biraz çalışıyoruz, biraz geziyoruz işte. Ne var? İş ne ektin, ne diktin? Patates ektik. Evet. Buranın arazisi verimli herhalde değil mi? Çünkü patates evet, biraz verimli bir arazi ister. Evet, evet. Evet. Toprakları verimli. Evet. Evet. Onun için var mı Haç teyzem? Buyur. Haç teyzem yaşıyor mu? Hayatta mı? Ya, hayatta. Akşam sizi seyrediyorduk. Meram'daydınız. Haç teyzem seyrettiniz. Ne vardı menüde? Ne yediniz akşam iftarda? Ne vardı sofrada? Akşam işte patates şey. Oo, patates yemeği vardı. Mantar pişirdik. Bu dağlardan mı topladınız? Evet, evet. Nasıl anlıyorsun abi onun zehirli olup olmadığını? Hep korkmuşumdur. İçi kırmızı olanlardan bir şey sakınca yok. İçi kırmızı olacak. Evet, evet. Tamam. Evet. Onun dışındakilerin hepsi kötü müdür? Onun içinde güvenilmez. Belki zehirlemez ya, her ihtimale karşı tedbirli duruyor. Peki bu domalan oluyor. Bu domalan burada biliyor musun? Burada bitmiyor. Bu ılgın tarafında bitiyor. Ilgın tarafı. Tam mevsim mi onun? Geçti vallahi, herhalde biraz. Evet, evet. Bu zamanlar mevsimi. Mantar nasıl bu sene? Yağış çok oldu ya. Sonradan geldi yağmur. Övücü'den. Nisan'da ha, yağmadı. Mayıs, Haziran'da yağdı. Evet, mantar vardı menüde, patates vardı. Evet. Allah ne verdiyse diyorum. Amin, İnşallah amin, bu ayda amin, diyoruz ki lütfen konu amin, komşu, amin, böyle yakın çevredeki amin, insanlar, lütfen ihtiyaç sahibi ailelerimize şöyle bir göz kulak olun. Muhakkak böyle, hatta tabii, ben diyorum tabii, ki yemeğinizi pişirin, ihtiyaç sahibi ailelerin evine gidin, konuk olun, çoluk çocuk, onların evlerini şenlendirin. Tabii, hani toplu tabii, yemek vermekten ziyade ben böyle düşünüyorum, naizane fikrim. Tabii, tabii. İnşallah. Şimdi İnşallah, şöyle gidelim abi, herhalde abi, orada Ramazan daha iftara çok var şu an. Abi orada diyor ki akşam iftara kaç saat kaldı diye düşünüyor. Hemen şöyle bir ilerleyelim. Abi nasılsınız? Selamun aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne yaptın be? Bu iftar ne zaman gelecek diye mi düşünüyorsun? Valla inşallah pidemizi, ekmeğimizi aldık, bekliyoruz. Pideyi aldın. Nereden aldın? Bozkır'dan mı aldın? Bakkaldan aldık buradan. Bakkalımız. Evet. Bakkalımız her şey vardır. Köy bakkalları geniş. Mevcut. Olur. Mevcut. Her şey var. İsim nedir abi? Musa. Musa abicim. Evet. Ne yapıyorsun? Sen de mi bu köyde doğdun büyüdün? Valla bu köyde doğdum da İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da büyüdün. İstanbul'da niye büyüdüm? İstanbul'a gittin? Hayırdır? Köyün şartları ise geçinmek için mecbur gidiyoruz. Oraya çalışmaya mı gittin? Çalışmaya gittim. İstanbul'da. 12 yaşında gittim. İşte 53 yaşında geri döndüm. Allah Allah. Millet tam böyle orada emekli olup keyfini sürecek. Ben emekli oldum. Keyfi burada sürüyorum şimdi. Ağacın gölgesinde yatıyoruz. Burada ev var mıydı o zaman? Babamızdan kalma var. Orada kaldın. Nasıl böyle? İstanbul'u özlüyor mu arada?
Artık özlenecek yeri kalmadı İstanbul'un. Evet, şehir büyüdükçe sorunlar da büyüyor. Sokakta rahat yok, evde rahat yok. En iyisi köy yeri. Oh, burada ne güzel böyle değil mi? İnsanın şu havası ömrüne ömür işte katar. İşte havasını solumamız yetiyor. Evet, gerçekten çok güzel. Evet. Yani ben buranın manzarasına bayıldım. Evet. Bilmiyorum, böyle bir çocukluk anılarım depreşte. Bu köyde kendimi bir güzel hissettim yani. Köyümüz çok güzel işte. Yeşillik böyle. Kışın bembeyaz, kar yağarsa bembeyaz olur tepeler. O yağar mı çok kar? Birkaç senedir yağmaya verdi. Evet. Kuraklık birkaç var. Birkaç senedir koyumuzda maalesef yağışlar azaldı. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Neler yapıyorsun Musa vallahi abi? Valla çok şükür. Sahurdu, teravihdi. Gündüz öğlen ezan maksuruyla camiye gidiyoruz. Çıkıyoruz biraz sohbet ediyoruz konu komşu. Boş kalsak geziyoruz işte. Ne güzel. Çok Allah'ım şükür. İnşallah bu günlerimizi yeniden kavuşmayı nasip etsin. Yani Ramazan diyoruz, bir yıl bekliyoruz. Hemen nasıl geliyor, geçiyor anlamıyoruz. Evet. Bir misafir gibi diyorum ben, evin misafiri gibi. Evet, ya bir, hiç nasıl olduğunu anlamadım. Bir haftası gitti işte. Evet, bir haftası gitti bile valla. Göz açıp kapayınca kadar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Sevgili izleyenlerimiz, bizler bugünkü programımıza Sorgun'da sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Evet, Sorgun köyümüzde şöyle hafif bir yağmur, gök gürültüsü, az sonra her an sağanak yağmur gelebilir. Evet, burada bir yaşlı nenemizi gördük, hemen şöyle evine doğru dedik ya, Karadeniz evleri gibi. Karadeniz evleri gibi böyle iniyoruz iniyoruz bitmiyor. Nenem nasılsın nenem? İyiyim Allah'a şükür. İsmin nedir? Ayşe. Ayşe neneciğim, yalnız mı yaşıyorsun bu evde? Şimdi kimse var. Yok mu? Varlar dalandalar. Da. Çalışmaya mı gittiler? Kimi Konya'da, kimi İstanbul'da. Çocuk var da alandalar. Evet. Hepsi bir yerde. İş, güç. Dedem yok mu? Dede vefat mı etti? Gitti o. 5-6 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Sen burada neler yapıyorsun? Evin ne güzelmiş bu arada. Şöyle baktığımız zaman manzarası şey. Evin ne kadar güzelmiş. Ne bileyim. Sen hep bu köyde mi doğdun, büyüdün? Yok. Yukarı köy. Yukarı köy hangisi? Keser derler şu anda. Karahisar'da mı doğdun? Yok. Orada Sorgun değil mi? Ha, oraya da Sorgun diyorlar. Orada doğdun. Sonra bu köye gelin mi geldin? Öyle oldu. Bu köyde yaşıyorsun. Kaç yaşındasın Ebem? 80'i geçtim Ebem. 80'i geçtin. Ay maşallah. Şimdi neler yapıyorsun? Bir şey yaptığım yok. Nasıl geçiyor Ramazan ayın? işte Allah'a şükür. Ne yapacağım bu odunları yığmışım böyle buraya? Soba için mi bunlar? Çocuk yığdı be. Kızlar var alanda da. Onlar. Onlar yığdılar. Sobanı yakıyorsun buradan. Burası senin evin. Benim. Ne güzel. Şöyle vallahi burada yağmur yağarken şu manzarada vallahi yağmuru seyretmek ne kadar güzel olur. Hayırlı Ramazanlar diliyorum nenem sana. Sağ ol. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet versin güzel sana. Değilsin Allah. Sağ ol. Evlatlara selam gönderelim mi? Gönderelim. Hepsine selam gönderiyoruz ve bizler bu güzel köyümüzde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Evet, hafif şöyle bir yağmur yağarken rahmet diyorum ben. Tabii. Rahmet yağıyor. Ramazan gerçekten bereketiyle, rahmetiyle devam ediyor. Evlere konuk olmaya devam ediyor. İsim nedir abi? Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin abi, bu köylü müyüz? Bu buralıyım ya. Doğma büyüme buradasın. Doğma buralıyız ya. Nasıl geçiyor Ramazan ayın? Allah'a şükür. Neler yapıyorsun? Çalışıyor mu? Var mı Ramazan'da iş güç? Ufak da yok ya. Vakit geçiriyoruz ya. Evet. İsim nedir abi? Abdullah. Evet Abdullah abi. Sen de bu köylüsün. Evet. Neler geçiriyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Bahçe sulayıyoruz. Şimdi daha yağmur yağıyor. Ot işliyoruz işte bahçelerden. Bahçe bu sene çapalıyız. İstenildiği gibi oldu mu yağmur şöyle? Oldu. Tam güzel oldu değil güzel mi? Oldu. Biraz ekinler gitti ama. Bizim ekinimiz yok da bostanlarımıza iyi oldu yani. Bostanlar iyi oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlı Ramazanlar diyorum. El sallayalım mı hep birlikte? Hayır. Hep birlikte el sallıyoruz. Sevgili izleyenler,
izleyenlerimiz, programımızın bu bölümünden herkese tekrar merhabalar. İndirimin adresi Çelikkayalar Alışveriş Merkezi'ne sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Programımızın bugünkü bölümünde Sille 2 şubemizde sizlerle buluşacağız. Hemen şöyle bakarsak Sille yolumuzun hemen sağ tarafında bulunan şubemiz. Sizlerle günün bomba indirimlerini bizler almak üzere bugün Sille 2 şubemizde sizlerle buluşuyoruz. Evet, bu güzel şubemizde indirimlerimize geçmeden önce şöyle iki tane yakışıklı delikanlı gördüm. Merhaba delikanlılar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsim nedir? Ali Eymen. Ali Eymen. Alperen Akdeniz. Alperen Akdeniz. Alperen Akdeniz. Evet. Gençler böyle ne kadar yakışıklısınız siz böyle. Kardeş değilsiniz herhalde. Değiliz. Arkadaş mısınız? Hı hı. Ama birbirinize şöyle bir bakayım. Birazcık anımsatıyorsunuz. Gözler biraz benziyor olabilir. En iyi arkadaşlar birbirlerine benzerlermiş. Peki buraya kendiniz mi geldiniz? Nasıl geldiniz? Buraya kendimiz geldik. Hemen üstte evimiz var. Hemen burada oturuyorsunuz, hı-hı, zaten. Ondan sonra ne diyelim yani? Niye geldiniz? Anne bir liste mi verdi? Neden geldiniz? Yok ya. Sizi gördük. Belki bizi de çekersiniz diye arkadaş düşündü. Sonra geldik. Vallahi süpersiz. Peki bu saçlar bizim için mi yapıldı acaba? Yok, daha önceden vardı. Hep böyle mi? Yakışıklı mıyız, evet, acaba hep? Evet. Öyle mi? Kim yapıyor bu saçları peki? Kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun mesela? Bana bir anlatır mısın? Hı. Bakayım jöle var mı? Ha, yok. Azıcık var. Jöle azıcık var. Da ben kullanmıyorum. Sen kullanmıyorsun ama çok da sert değil ama saçlar. Hı-hı. Birazcık. Evet. Birazcık sert. Kimden öğrendin böyle bu saç modelini yapmayı? Ya, böyle herkes bazen sarılar hep böyle yapar. Annem de dedi, ben de böyle yapmaya karar verdim. Ama sen çok yakışıklısın. Bir de sana bakayım, sen de böyle... Siyah saçlısın. Benim saçım daha olmadı. Senin saçın ama çok güzel olmuş. Sen nasıl yapıyorsun? Böyle suyla yapıştırıyorsun herhalde. He, suyla tarak. Suyla tarak. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 3. Sen? 4. 4. sınıfa gidiyorsun. Hangi okula gidiyorsunuz? Selçuklu Belediyesi İlkokulu'na. Tamam. Biz orada çekim yapmıştık galiba. İbrahim Yapıcı. İbrahim Yapıcı. Peki Ramazan ayınız nasıl geçiyor? İyi, huzurlu geçiyoruz. Güzel geçiyoruz her şey. Sahurlara kalkıyor muyuz? Hı hı, kalkıyoruz. Ne yapıyoruz sahurda, neler yiyoruz? Anlatın bakalım biraz. Yumurta, sonra süt, salata filan yiyoruz. Sen de kalkıyor musun? Kalkıyoruz ama tutmuyoruz galiba daha. Evet, birazcık daha yaşımız büyüyünce. Bu sadece bugün tutmadık, bugünlük tutmadık. Bugün bozduk çünkü bayağı bir sıcaktı ondan dolayı. Evet, ileride büyüyünce tabii ki inşallah hepsini tam olarak tutacaksınız. Ben bir kere 30 gün tutmuştum. Evet, bu sene biraz sıcak. Birazcık daha yaşımız ilerleyince hepsini tutabiliriz inşallah. Evet, arada böyle hani çocuklar tekne oruç tutarlar ya. Gerçi siz tekne oruç yaşını geçmişsiniz biraz. Seneye inşallah hep birlikte böyle tutarız yeniden. Olur mu? Olur. Çok teşekkür ediyorum çocuklar. Hadi şimdi hep birlikte arkadaşlarımıza, öğretmenimize falan bir el sallayalım. Evet, Sille 2 şubemizde Mehmet abimizle birlikteyiz. Mehmet abi nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bir yıl geçti ve yine biz geldik. Her zaman bekleriz. Diyor ki Mehmet abi, normalde hiç uğramıyorsunuz diyor. Ama Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri'nin 14 tane şubesi olunca, evet, yani böyle biz diğer şubelere gidiyoruz, bazen oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Onlar şube olunca, her semte yayılmış olunca birbirimizi göremiyoruz. Biz her zaman bekliyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz. Peki Mehmet abi, Ramazan ayı Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri'ne nasıl geçiyor? Çok süper geçiyor şu ana kadar. Konyalılara güzel hizmet vermemiz için çok güzel hazırlıklar yaptık ve 7-24 saat Konya için çalışıyoruz. Evet, ve mağazamız peki sabah kaçta açılıyor Mehmet? Mağazamız Ramazan'da 8.30'da açılıyor. 8.30'da açılıyor. Kapanışımız 11.30 ve müşterileri talep edersek 12.00-1'e kadar devam edebiliriz. Evet, şimdi özellikle artık Ramazan yaza denk geldiği için birazcık daha tabii ki saatler kaydığı için, teravih namazı kaydığı için birazcık daha sizin kapanma süreniz biraz da ötelenmiş oldu. Evet, kesinlikle. Müşteri hizmeti için sabahlar bile bekleriz yani. Evet. Önemli olan müşteri namazından hizmeti. Sonra ben özellikle diyorum ki böyle evde eksik yedik olanlar varsa acaba açık mıdır, kapalı mıdır demeyin. 23.30'a kadar Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri hizmet vermeye devam ediyor. Evet efendim. Evet. Şimdi Çelikkayalar Alışveriş Merkezi denince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi tabii ki manav bölümümüz. Evet. Oldukça zengin, tam akşam üzeri saat olması hasabıyla da oldukça mağazamız kalabalık. Ve şöyle bakıyoruz yazın meyveleri, ondan sonra işte salatalığımız mesela, özellikle badem salatalığımız, meyvelerimiz, yani kavun, karpuz, evet, manavda, hepsine hizmet veriyoruz. Evet, manavda çok iddialıyız. En önemli olan bölümümüz manavdır zaten. Manav ürünlerimiz bizim günlük geliyor.
ve müşterilerimiz de manavımızdan çok memnun. Evet. Günlük geliyor ve kalan ürünü ertesi gün kaldırıyorsunuz. Kalmıyor, satıyoruz müşterilerimizi, alıyoruz. Zaten kalmıyor. Kalmıyor evet. Zaten, hiç kalmıyor. Şöyle bakıyoruz, baklamız, bayılırım ben. Bakla yemeyi sever misin Mehmet abi? Evet, bakla güzel. Bayılır, pek bakla yemeyi sevmiyor ama. Biz ayırmayız, yeriz. Valla bize yoğurt derler ki... Yoğurt olur. Ooo, yoğurtlu suyu olur. Olur. Bizim Ege'de derler ki bakla yemeden çatla derler. Kesin. Var mı Konya'da o tabir? Yok, sizden duyduk. İlk defa duymuş olduk. Sizden duyduk. Evet, bakla yemeyi çok seviyorum. Hemen gözümü kestirdim orada. Evet. Ve diğer reyonlarımız da var. E tabii ki Çelikaylar Alışveriş Merkezleri'nin bu güzel reyonlarının dışında indirimlerimiz de var. Hep birlikte indirimlere doğru gidelim Mehmet tabii abi. Efendim, hemen zaten indirim yanımızda. Devam edelim. Cömert mısır yağı, Türkiye'de tek fiyat 23.45. 5 litresi cömert yağımız, mısır yağımız. Evet. Ve özellikle... Çok iddialı bir fiyat efendim. Gerçekten. Ayçiçek yağı fiyatının altında şu anda. Evet. Ayçiçek yağı fiyatı bile bu fiyat değil. Mısır yağı 23.45. 23 lira 45 kuruş. 5 litre sevgili izleyenlerimiz, tüm Çelikaylar Alışveriş Merkezlerinin şubelerinde alabilirsiniz. Evet Mehmet abi, şimdi Ramazan sofralarında diyoruz ki hani böyle çok uzun süre aç kalındığı için insanların vücut dengesini sağlayacak şeyler yenmesi evet. gerektiğini uzmanlar bahsediyorlar. Evet, protein kaynağımız yoğurt, evet. sek kaymaksız 5.45 2 litre çok iddialı bir fiyat efendim. 5.45 hafta sonu özel bu fiyatta. Evet. 5.45. 5.45 normal fiyat. Şubelerimize geçelim. Evet efendim, normal fiyatı 6.85'te. Şu an kaça düştü Mehmet abi? 5.45 efendim, tam 2 litre. Tam 2 litre yoğurdumuz, özellikle kaymaksız yoğurdumuz. Evet. Hani böyle bazıları üstündeki kaymağı sevmiyorlar ya. Tam bir dediğin gibi hem bir vücudun dengesini sağlayan Kesinlikle. Bir besin, sahurda, iftarda her zaman yenilebilecek bir Kesinlikle. Besin ve müthiş bir fiyatımıza tüm Çelikaya Alışveriş Merkezi şubelerinden alabilirsiniz. Mehmet abi, bugün sağlıklı ürünlerden devam ediyor. Özellikle iftar sofralarını, iftarda da yiyorum i̇ftarda ben peynirli ekmek sahurda. Ya. Yani İftar peynirli ekmek ben çok sevdiğim için. Kesinlikle. Yani benim sağlık böyle midemi rahatlatıyor. Sağlıklı olur peynir. Evet. Sadece kahvaltılık olmaması lazım peynirin. Hem bütün öğünlerde rahatla yenilebilir. Şu anda hafta sonuna özel yine bir ürün var. Ekici süzme beyaz peynir. 7.30'dan 6.49'a indi efendim. 6.49'a indi. Evet efendim. Ekici kalitesiyle süzme peynir, özellikle bunun ayrı bir seven kitlesi var, süzme peyniri. Kesinlikle. Sürekli süzme peyniri yiyen kişiler tanıyorum. Alın size müthiş bir fiyat ve bütün Çelikaylar Alışveriş Merkezi şubelerinden alabilirsiniz. Evet dedik ya, manav bölümümüzü çektik. Şöyle bir peynir, zeytin bölümümüz. Bayılıyorum bu şubenin peynir, zeytin bölümüne. Teşekkür ederim. Ali abi nasılsın? Çok, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Ederiz. Yine bir yıl devrildi, biz geldik. Evet, bir yıl sonra bunlar tekrar, nedir tekrar böyle, buluştuk. Şimdi misket peynir, dikkatimi bunlar, çekti. Bunlar Tahsildaroğlu'nun süt damlası. Katkısız, güzel bir peynirimiz. Evet. Yani bunu günlük yok satıyoruz yani. Evet, bunun evet. bir ayrı hedef kitlesi var. Evet. Peki Ali abi, dedim ya bir sürü peynir, yani şuradan şöyle devam eden uzunca bir standınız var. Birçok markette göremediğimiz bir stand. Evet. Hani peynir çok ayrı bir şeydir. Yani birçok kişinin damak tadı tamam. peynir noktası da farklıdır. Kimisi inek peyniri, kimisi keçi peyniri, kimisi tam yağlı, kimisi yarım yağlı, kimisi köy peyniri. Öğrenmişim değil mi bayağı peynir Şimdi köy peynirinden, klasik peynirden, beyaz peynirden aşağı yukarı 30 çeşit. 30 çeşide yakın peynir çeşidimiz. Bayağı o kadar da zeytin çeşidimiz var. Evet, zeytinlerimiz evet. zaten yani ben buradayım diyor. Çok evet. güzel gözüküyor Çelik hepsi. Kayalar ailesi olarak biz müşterilerimizi memnun etmek birinci vazifemiz yani. Birinci görevimiz müşterimizi memnun etmek, edebilmek yani. Her gelen müşterimize tüm ürünlerimizi tattırıyoruz. İstedikleri ürünü veriyoruz. Ve buradan memnun ayrılmalarını sağlayarsak o gün biz mutluyuz yani. Evet. Ben özellikle diyorum ki sevgili izleyenlerimiz, iftardan sonra gelin böyle ağzınız açıkken peynirlerden, zeytinlerden şöyle bir tadına baka baka rahat rahat alışverişlerinizi yapsınlar. Mutlaka yani. Hepsini bekleriz yani. İftardan sonra hem tadına baksınlar, hem mağazamızı gezsinler, hem ürünlerimizi, çeşitlerimizi görsünler, hem de alışverişlerini yapsınlar yani. Evet. Bu güzel peynir çeşitimiz, 30 çeşit peynirimiz, reçellerimiz, şöyle bakıyorum orada bal bölümümüz, yani o kadar geniş ki kahvaltılık bölümünde özellikle sahur için farklı bir lezzet olsun diyenler varsa bu şubemizde yani ve diğer şubelerimizde bulabilirler. Diğer şubelerimizde, bu şubemizde hani beyaz peynirden tut, köy peynirinden tut, deri peynirinden tut, hepsini bulabilirler yani. Evet. Ve çok, en kalitesini bulabilirler. Evet, en kalitesi, en hijyenik olanı da çok önemli. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz Ali abi. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Herkes Çelikaylar'a bekliyoruz inşallah. Bir el sağlayalım herkese, tüm müşterilerimize, herkese, bizi izleyenlere.
Evet, şimdi biz Zeki Soylu amcamız buramızın vazgeçilmez müşterilerinden bir tanesi. Evet. Zeki amcacığım nasılsın? Elhamdülillah. Çok şükür. Senin namını duyduk. Sen çok güzel maniler söylenmişsin herhalde. Bir tane oldu. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Elhamdülillah. Çok şükür. Yaşamak zevki verir. Ruhuma sonsuz kederim. Çelik Kayalar şirketini ve çalışan personelini hala severim. Süpersin ya. Bir alkış alalım mı? Süpersin ya. Süpersin. Vallahi Zeki amcacığım yüreğine sağlık. Bu ne güzel böyle. Yazar mıyız normalde? Yazar çizer miyiz böyle şeyler? Ya ben kendi kafamda askerlikten beri devam eden bir şey bu ya. Çok güzel. Ya valla. Valla yüreğine sağlık. Yaşamak zevki verir. Ruhuma sonsuz kederim. Çelik Kaya şirketini ve çalışan personelini hala severim. Süpersin. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun, bir de el sağlayalım. Bu maniler işten gelmiyor. Neşeden geliyor. Neşeden. Ne güzel. Allah'ım hep neşenizi daim etsin amin. İnşallah. En kötü günümüz böyle çok olsun. Çok teşekkür ederim. El sağlayalım mı Zeki amcacığım? Sağ olun. Sağ olun. Evet, dediğim gibi Mehmet abi bugün, yani gittiğimiz bütün mağazalarda tabii böyle sağlıklı şeyleri öne çıkartıyoruz da. Valla Mehmet abi bugün ben ona takıldım. Sağlıklı bütün protein. Ne varsa bütün izleyicilerimize sunuyoruz bugün. Bugün protein kaynağımız yumurta. Baranok yumurta, 30'lu, M boy, 5.95. Müthiş fiyat. Deli fiyat, çırgın fiyat. Çılgın fiyat valla. Evet, herkes kırıp kırıp haşlaması. Evet, ne bileyim ben yumurtalı ekmeğini falan da yapıyorum Ramazan'da özellikle. Süper fiyat hani efendim. Ekmekleri bayatlatıyoruz ya. Aman valla israf etmeyin sevgili izleyenlerimiz. Yumurtalı, ekmeğe yapılır. Yumurtalı ekmek de güzel olur. Çok güzel olur. Evet. Çılbır güzel olur. Menemen yumurtalı güzel olur. Her şey güzel olur. Her şey güzel olur. Evet. Tok tutma özelliği vardır. Tok tutar. Çelik Yalar Alışveriş Merkezi'nde 30'lu yumurtamız 5 lira 95 kuruş. Mehmet abi valla gaza geldik. Evet. Ne kadar fiyat? Bu fiyat Türkiye'de tek fiyat. Satın almacımız Mümin Bey bizi hatırlarımızı kırmadan bize güzel bir indirim verdi. 3 katlı maylo 32'li 14.95. Türkiye'de 14 tek fiyat. 14 lira 95. Evet efendim. 3 Evet efendim 3 kat hem de. Mehmet abi vallahi coştu. Ben onu durduramıyorum. Ama bizler programımızın maalesef bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın bakalım hangi köyümüzde ve hangi marketimizde sizlerle buluşuyor olacağız. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.